Bir ay önce eşim evi terk etti dedi. Eşini aramak üzere geldi. Eşini bulduk Gülizar. Şimdi sürücümüzde buyursunlar. Gülizar Hanım, çıkmak istemiyorsa çıkmak istemiyor. Peki, Osman, eşin çıkmak istemiyor. Onunla aynı sürücü adam olmak istemiyor. Peki, alabiliriz dışarı, dışarı alabiliriz, dışarı alabilirsiniz. Çıkmak istemiyor. Üç çocuğu bıraktı gitti Gülizar. Bugün buraya kadar geldi aslında seninle boşanmak için. Ben onun adına yapılan mülakatta soruları sorayım. Sen onun dayısının oğlusun ve e, 15 yaşındayken daha reşit bile bir kız çocuk değilken seninle evlendiriliyor. Değil mi? K kendi kaçtı abla yani. Kendi evinin önüne geldi, gidek dedi bana. O dedi. Evet. Sen kaç yaşındaydın o zaman? Ben o zaman 27 28 ancaydım o civarlardan. Sen 27 yaşındasın, o 15 yaşında. Gel gidek dedi. Evet. Sen ondan 13 yaş büyüksün, değil mi? Evet abla. Senin aklın yoktu. Bir çocuk seni kandırdı mı? Bu söylediğine gerçekten inanıyor musun Osman? Öyle abla, abim de canlı şahit buna. Abim en... arayabilirsiniz, bağlayabilirsiniz yani. Ben de... Ne güzel, o gel gidelim dedi, biz de gittik. Sen o zaman ben çocukla evlenemem, sen daha çocuksun diyemedin. Sonra kaçtınız, evlendiniz, üç çocuğunuz oldu. Evet abla. Çocuğun çocukları oldu. Ee, asıl problem aslında eğitimle ilgili başlıyor. Gülizar ilkokul mezunu olduğunu, ee, hayatını ve eğitimini sürdüremediğini de e, söylemiş... Ee, aslında sizin aile hep gülizar'ın bir şekilde e, etrafında. Seninle evlendikten sonra ilk zamanlarda aramız çok iyiydi. Bir süre sonra Osman saçmalamaya başladı ve bir takım iftiralarda bulundu dedi. Ne o iftiralar? İftira değil abla şimdi şöyle bir şey var. Herkes biliyor harbiden. Yani. Dilenem adam biliyor örnek veriyorum. Hı, hı. Ne? Hani çalışmaya gidiyorum diyor. Sonra arkadaşım bana diyor ki: "Ya Osman diye senin eşin diyor başla bir sürü kızla diyor. caddelerde diyor. Hayır yani ben öyle kesinlikle yani ben affedersin. Sen Size çalışıyor musun işe gidiyor muydun? Pardon sen işe gidiyor İş. muydun düzenli her gün? Gidiyorum abla. Çocuklara kim bakıyordu? Çocuklara bakamıyordu ki abla zaten sosyal benim büyük olan engelli. Ondan bahsetmiyorum. Şimdi sizin üç tane çocuğunuz var. Belki evet, o zaman abla. iki çocuğunuz vardı. Baba işe gidiyor sabah çıkıp. Evet. Anne işe gidiyor sabah çıkıp evdeki çocuklara kim bakıyordu? O çalışmıyordu abla. Ben çalışıyordum, o duruyordu. Hı hı. O böyle kaçtığı için geçen sene de aynısını yaptı. Bir kaçtığı sene gelmedi. Kaçtığı zamanlardan değil. İşe gidiyorum diye evden çıkıyordu. Sen evde miydin o zaman? O zaman ben evdeydim. Ben çocuklara bakıyordum. Hatta bana kendisi dedi ki, ben nereye çalışacağım dedi. Evde bunu alıyorum dedi. Çalışmazsan dedi boşanırız dedi. Gide davamı da çat böyle. Hı hı. Ben de tamam dedim. İstiyorsa sen çalış dedim. O da gitmiş zaten. Hani şeyle bizim elbise falan satıyorlar. O da kendisi de adam canlı şahit. Gidiyormuş saat sabah yedide kalkıyor, işe onda gidiyormuş. Sağda solda geziyormuş çoluk onda buna kimle geziyorsa. Adamı ben gördüm en son bu kaçmasında adamla görüştük. Oğlum diyor affedersin ondan diyor sana kar olmaz ya diyor. Sen Siz ne, ne hissettiniz mesela? Söyleyin. Siz ne hissettiniz? Size göre eş olmaz ondan. Ben boşanayım artık tamam dediniz mi? Ya ablacığım ben çocuklar için ben bir şey yapmıyorum ya. Bırakın ya. çocukları. Hayır, Çocuklara mesela... da iyi anne değil. Çocuklara da siz bakıyorsunuz. İyi anne değil. Size göre yanlış davranışları var. Osman Bey ben sizin yerinizde ol olsam boşanma davası er, açıyorum. Bak ablacığım şöyle bir şey var Esra abla. Öz babası yemin ediyorum bak isterse arayın, bağlayın. Evet. Öz babası bana dedi ki affedersin ya. daha önce de dedi. Benim kızımdan sana kar olmaz dedi. Yapma dedi çünkü. Sen eşin senden... E, ayrılmak istediğinde ya pardon sen ondan ayrılmak istiyorsan e, ya da ayrılalım dediğinizde sen kendini yaraladın mı? Gel hoş geldin. Hoş şöyle gel. Esra Hanım. Bu arada kolunun böyle olma sebebi de bir ay önce e, kendi cama herhalde vuruyor. 74 tane dikiş atılmış. Çok da uzun süre bir ameliyat Aynen. geçiriyor. Ondan sonra da evden ayrılıyor. Sen kendini yaraladın mı? Yaptım ayrılalım abla. Dediğinde. Yaptım yaraladım yani kötü anne, kötü eş, her türlü olumsuzluklar var çevreden cümleler, kelimeler geliyor böyle ağır şeyler söyleniyor. Sen kendini kendine zarar verdin. Evet. Yani sebep Eşyalarım almaya geldim dedi. Gideceğim ben dedi. Aa kendi yüzü orada. Ben dedim gitme dedi. Beni de dinlemedi. Ben de kendimi zarar verdim orada. Gitmesin diye. Evet. Ayrılmayalım diye. Evet ayrılmayalım diye yaptım Ko kopmayalım ben. Kopmayalım diye. Evet. E, o zaman bir şey söyleyeceğim. Osman sen de söylenen her şeyi kulağını kapatacaksın. Ben bakmıyorum. Sen ben ayrılmak istemiyorum diyorsun aslında. Abla bak ben ona burada buradaydı. Ben ona dedim ki bak illa hı. burada yaşamana şart değil. Hı hı. Gidelim nereye istiyorsan oraya taşınalım dedim. Peki. Hoş geldin Gülser. Hoş buldum Esra Hanım. Buyurun. Bir ay önce evi dediğim. niye terk ettin? Üç çocuğu bırakma sebebin neydi? Psikolojik sorunlarından dolayı hı hı. kendisinin. Şimdi dün görüşmelerini falan her şeyi anlattıklarını ben güzel bir şekilde dinliyorum Benim aklı dengem yerinde gayet iyiyim 20 yaşında olabilirim belki herkesten küçük görünebilirim Akız, Akli dengesinde değil sinir kendisi, hastası kontrol dışı davranıyor e, Buna bir ait şey, bir delili var mı? Her yere dinle? kafa atıyor kollarını yaralıyor filan dedi sizin bu için Bu olabilir buna ait bir delil var mı benim e, sinir hastası olmamı söylediğine göre Bir şey yok hı hı. kendi kendine e, bir şeyler yapıyor Olmayan şeyleri söylüyor. Kendisi bana boşanalım diyor. Kapıdan dışarı atıyor. Sakın ama inkar etme. Yaptığını mi? biliyorsun ama ne Şşş, yaptığını sen biliyorsun. Sakın inkar etme bak. Sakın inkar etme biliyorsun. Osman. Attın Kendisi doğru, kapıdan, kapıdan e atıyor, e atın, dışarı atıyor. Ben ayaklarımı diliyorum. Ben çıkmam diyorum. Orada bana büyük <laughs> hata. Ben çıktığım günden sonra da beni arıyor ki benim karım kayıp kaçtı diye. Kendisi kovuyor. Oluyor. geldim buraya. Hı. Hmm. Doğru. Bunun tamam, ben kadınlıkla istiyorum. alakası yok. Benim kadınlığımı buraya taşıyorsa ben yaparım abla. Ben senin kadınlığı buraya taşımıyorum. Sen benim anneliğimi sorgulayamazsın. Çocukları ben yaparken düşünecektin. Zaten Çocukları yaparken düşünecektin. Bana masal anlatma, çocukları beraber yaz. yaptınız. Evet. evet. Yani üç tane de çocuk var. Dün benim gördüğüm sahne beni çok üzdü. Üç çocuk, iki tanesi pusette. Bir tanesi böyle şey araba koltukları olur ya onda. Yani Osman hani üçünü beraber idare etmeye çalışıyor. Çocuklardan biri engelli. Yani sizin hayatınızda bu çocuklardan daha önemli ne var? Hiçbir şey. Niye bu o çocuklar ne her sekil çocuk ortada? ortada? Niye kovuyorsun o zaman? Ben seni kovam bak. Sen konuşma sen, Osman sus. Bak sen kuma gittin bak. Bu her delilin var, var mı? Delilin var, var mı? mı? Ben araştırıyorum. Delilin var. Kuma gittim de ne yapıyorum ben burada? Hayır bak abla nerede? kuma gidiyor. Nerede benim? Yemin ediyorum bak. Kuma Kuman Kuma nerede? Kuma mı getir? Herkes buna şahit bak. Tahsiye arıyorum adam araştırıyorum. Hadi ben kuma gittim. Sen adam hangi de beni adamı geri kabul ediyorsun? Adama ha? gidiyorum, adama diyorum o ki... O soruya cevap böyle verin diyorum. Osman Aa, Bey. Ben, Osman ben Bey, kuma gittim verin. de sen niye beni kabul ediyorsun? Bak ne diyor? Ben mesajları dün ben inkar ettim, mesajları, ettim. mesajları ben gösterdim. Ben seni çuluklar için Osman. yapıyorum. Tamam, çocuk Osman için kabul ediyorum Osman diyor ben ki, her şeyi yapsam da beni niye kabul ben ediyorsun diyor. Ben kuma gittiysem, o adam beni kabul ettiyse karısı da çocuklarımı kabul eder o zaman. Alırım çocuklarımla e, başa başa otururum yayla yayla. İki gün sonra döndün bana ya? O ayrı bir şey. Ben ameliyata girerken altı saat sen neredeydin? Ben kime bırakıp da mı? gideceğim? Saat ne akşam 10'da. Ne konuşuyorsun onda. sen bana ya? He? Ambulans ara diyorum kıza diyor ki bırak gebersin elleme ölürsün Aramadım mı? Diyor. Ben aramadım mı ambulansı? Senin karının imzasını kim sen attı? Sen kimseye yarı olma yeter Senin ki Senin karının imzasını ya kim attı? Ya bırak ya. Kim atacak? Kim attı? He? Senin üç kuma gitti dediğin adam attı. Ben, üç ben üç telefonumu attım ortaya. Ben hastaneye Ey, gideyim ya? Benim çocuklarım üç sana ev dedim ya. Sen neredeydin o zaman? Ben evdeydim telefonumda takıyordum. Bak bana burada kalkıp... bana Gülüşhan! Ne yürüyorsun? Ne yapıyorsunuz? Ya ama ben şunu anlamıyorum. Karım şehir şehir geziyor. Karım... Çaylarda diyorsun çocuklar benden değil karımdan. Diyorum, ya herkese diyorum. Çocuğu evde bırakın gece sabit. Osman'ım seni çok seviyorum gel barışalım deseydi barışır mıydın? Ya ben çocuklar için ta buraya gelmedim. Bırak ya. çocukları barışır mıydın? Anlat anlat. Bu kapıdan girdi. Dedi ki Osman bir hata ettim gel beni affet deseydi. Yalvarırım affet Osman. Barışır mısın? Barışırım abla ben çocuklar için. Ha çocuklar için aşka kanalı. Barışırım orası. abla. Bak mesela şu cümlesi bile bundan sonra bu kızla ilgili hiçbir şey söylemesini gerektirmiyor. Niye barışıyorsunuz? Niye barışıyorsun? Çocuklar için. Hayatım o çocukların başına değil ki senin anlattığına göre. Çocuğum ya öyle de hiç... abla, bak benim kimsem yok. Bana açık konuşayım bak. Bana sahip çıkarak kim yok. Ben kendine kaç daha dedim. Senin kim durumun kimseyle, kim da bırak, fazla zor. Yok. Ama problem ne biliyor musun Osman? Senin durumun da çok zor. Hele o çocukları yani Allah yar yardımcıları olsun. Çocuklar sefir ortada sevgili Seyirciler. Bakın şu konuşulanlar bu büyük büyük her iki tarafın lafları bir gördüğünüzde nasıl kendilerinden eminler. Ama hiçbiri aynı duruşu çocuklar konusunda sergilemiyor. Ben bakıyorum. Oğlum, Allah çok şükür ben çocuklarıma. Bakıyorsun da ya ben size mi, ekran resimleri gönderdim. Siz de bir, Bakar mısınız rica lütfen. ediyorum. Dün dedi ki burada çocuklara ben dedim ki dövdü dedim bana mesaj atmış ki ben senin yüzünden psikolojim bozuldu ben çocuklara vuruyorum. Bu arada hiçbir şey ki asla Bunu özel yazılım olarak okuma sadece o mesajı görmek istedim Osman e, Osman sen, ya, Osman Doğru. Delili o, sana yalvarıyor sonra diyor ki senin yüzünden psikolojim çok bozuk kendime evet. zarar verdim çocuğa da zarar verdim bak gözüne diyorsun sen. Değil mi? Evet. Yani bu yazışma var. Dün niye inkar ediyordun bunu? Neyi inkar ediyordum? Delil ortaya çıkınca mı şimdi kabul ediyorsun? Bak ben çocuğa... Bak, He. Allah yukarıda Çocuklar Çocuklar niye yerde Bak ben yarak konuşuyorum şuradan... Şuraya bir adım atma nasip olmasın bana. Bak ben, ben dünyada evet, şurada... Evet çocuğa niye... Ben... <laughs> bile. Bu bile Dün böyle benim bir şey yok, yok dedin. Dün böyle Demir bir şey yok kabul bahsed. etmedim. Bugün kabul ben ediyorsun. Ben çocuğuma asla bir tokat atmam. Hı hı. Buna mesela attıysam ben Buna şaka sıra yaptım o mesajı. O Aa, şaka olmaz. Çürüme, Öyle bir şaka olmaz. Ben yapmam sana yani. ki ben kestim bu şaka olmaz. Kendin yapar ama ben Adam yapmam. Adam dediğin şaka yapmaz. Sen Saka çocuklar konusunda olur. bir girişimde bulundun mu? Ne gibi? Şimdi mesela o mesajı gördükten sonra şimdi senin de ustubun şey ya böyle hani haksızlığa falan gelemiyor bir tarzın var. Tabii mesela evet. o mesajdan sonra dünyayı ayağa kaldırdın mı? Ya ben kendisini aradım yazdım devamı var dedim ki bir ay bekle dedim. Ben dedim şu elimi toplayın mesajları görmüşsünüz. O çocuklar zaten. bir saniye Heh. senin yanında kalmayacak. Senin bana kabuğu olan bağımlılığın beni artık zaten Zaten göstermiyor ki ben kapıya gittim çocukları alabilmek için girişimde bulundun mu? Girişimde bulunup istesem bile yapamam zaten ben bu halimle ne yapabilirim ki ona? Hemen polis arayacaksınız gayet basit. Çocukların babasının yanında eşim tarafından şimdi mesaj geldi memur bey şiddete mağdur kalıyorlar. Hayır hiçbir şey söylemedim öyle. Niye söylemiyorsunuz? Risk olarak görmüyorsunuz. Siz beyefendi diyorsunuz ki benim eşim iyi bir eş olmak gibi akli dengesi bozuk olduğunu tamam. düşünüyorum yapacağında sanıyorum i̇şte siz akli dengesi şey. bozuk babada üç çocuğu bırakıyorsunuz siz de sinir krizi geçiren kendine zarar ben veren bir insan olmaya çalışıyorsunuz tekrar ben hiç bırakmıyorum almaya için çalışıyorum o çocukların başına anne olarak o zaman ya bu iddialarda bulunmayacaksınız yutkunacaksınız ya da şov yapmayacak. Benimki iddia değil kuluk. hanımefendi. Bak kendi, ben elimle getirmişim kendi delimi. Kendi elini, iddia hastalıklı ilişkilerinizi. Kendisi yalvarıyor kendi Kendi sapkın ilişkilerinizi yürütebilmek için çocukları kullanmayın. Aşkım ben seviyorum derim, diyeceksin. Yazılır. Karım çocuklarıma zarar verse de gelsin eş olarak kabul ediyorum. Çocukları bahane etmeyeceksin. Aynen. Ne diyorsun? Eşim Kendisi koruyor. kendi kendini Esra yaraladı. 74 tane beni. dikiş atıldık koluna. Yani. Bu kadın çocuğa zarar verme psikolojisi bozulduğu zaman riski Buyurun, var mı? Buyurun cevaplayın lütfen. Var. Kendisi gidiyor diyor ki benim karım bunu bunu yapıyor bana diyor. Hı hı. Ben çalışıyorum. Edemez de zaten bunu herkes biliyor. Evin geçimini sen mi sağlıyorsun? Getiriyordum evet. Ben gittim adam bile şahit arasın bağlansın kendisinin ismini vermek istemiyorum. Ben adamdan günüm gelmeden para almışım. Kapanan doğalgazımı açmışım. Elektriğimi ödemişim. Her şeyimi ben yapmışım. İşine geldiği zaman kapı orada kovar. Anamı babamı katar. Kendi kendine geldiği zaman da yok şunu yapıyordu, bunu yapıyordu, peşime düşüyor.